Tanrı'ya ibadet türü olarak kurbanla ilgili ayetlerden diğer bazı örnekler. Yukarıda gördüklerimizden başka Kur'an'da kurban kesiminin ibadet türü olduğunu kanıtlayan hükümler vardır ki hepsinde amaç Tanrı'ya teslimiyetin, Tanrı'ya bağlılığın ifadesi olarak yer alır. Hani sanki Tanrı kendi yüceliğini ve güçlülüğünü kanıtlayabilmek için hayvan boğazlatarak kan akıttırma yollarını seçmişe benzer. Bazı örnekler şöyle. Haç suresindeki hükümlere göre, kurban kesimi ameliyesi, Tanrı'yı yüceltmek için ibadet anlamını taşıyor. Bu nedenle kurban keserken Tanrı'nın adının anılması gerekiyor. Haç Suresi, Ayet 36 Haç suresinin 35, 36 ve 37. ayetlerinden anlamaktayız ki, kurban kesimindeki asıl amaç, Tanrı'yı yüceltmek ve ona şükürler etmektir. Bu bakımdan kurban ameliyesi Tanrı'ya ibadettir. Her ne kadar Kur'an, kesilen hayvanların yiyecek işini görmesini, isteyen ve istemeyene verilmesini emretmekle beraber, hayvan ve kurban kesimindeki asıl amacın, yoksulu doyurmak değil, Tanrı'yı yüceltmek olduğunu bildirmekte. Çünkü, güya Tanrı, insanlara doğru yolu göstermiştir ve işte bu iyiliğinin karşılığı olarak, insanlardan kendisine şükretmelerini, kendisini yüceltmelerini beklemektedir. Bunu yapabilmeleri için de hayvanları, develeri, sığırları insanların buyruğuna vermiştir ki bu hayvanları kessinler de ibadetlerini yerine getirebilsinler. Ve kullarından kurban kesmelerini isterken Tanrı bu hayvanların ne etlerinin ne de kanlarının kendisine ulaşmayacağını söyler. Daha başka bir deyimle kurban kesiminin kendisi için maddi bir çıkar sağlamadığını Sadece kendisini yüceltici bir ibadet olduğunu anlatmak ister. Yani kurban kesiminde Tanrı'nın güttüğü amaç, kendisinin ibadet yoluyla yüceltilmesini, kendisine şükredilmesini sağlamaktır. Bunun böyle olduğunun iyice anlaşılması için kurban keserken hayvanın ön ayaklarının bağlanması ve Tanrı'nın adının anılması gerekir. Hac suresi Ayet 35-36 Daha başka bir deyimle, kurban kesimi ameliyesi, Tanrı'ya yapılan ibadetin ta kendisidir. Bu konu, Hac suresinde şöyle belirtiliyor. İşte kurbanlık gövdeli hayvanları, deve ve sığırları, Allah'ın size olan nişaneleri kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır ön ayakları bağlı halde keserken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Kesilince onlardan yiyin, isteyene de istemeyene de verin. Şükredersiniz diye, onları böylece sizin buyrunuza verdik. Bu hayvanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan, ancak sizin ona yaptığınız ibadettir. Size doğru yolu gösterdiğinden Allah'ı yüceltmeniz için onları böylece sizin buyrunuza vermiştir. Hac suresi, ayet 36-37. Görülüyor ki kurban kesimindeki amaç yoksulu doyurmak değil. Asıl amaç Tanrı'yı yüceltmek, Tanrıya şükretmek. Daha başka bir deyimle, Tanrı, sırf kendisini yüceltsinler. Kendisine şükretsinler diye kullarına kurbanlık hayvanları, develeri, sığırları vermiştir. Ve verirken de istemiştir ki bu hayvanlar ayakları bağlı olarak ve tanrı adı anılarak boğazlansın, kanları akıtılsın, yani kurban kesimi işi tanrıya ibadetin bir ifadesi olsun. Tanrı vermiş olduğu nimet karşılığı olarak Kendisi için namaz kılınmasını ve kurban kesilmesini emrediyor. Kevser suresi ayet 1 2 Biraz önce gördük ki Kur'an'da Hac suresinde kurban kesimi ameliyesi Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya şükretmek amacına yönelik bir ibadet olarak belirtilmiştir. Aynı şey Kevser suresinde de tekrarlanmakta. Fakat orada Tanrı'nın Muhammed'e hitabı olarak şöyle yer almaktadır. Ey Muhammed! Kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et, namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Kevser Suresi, Ayet 1, 3 Görüldüğü gibi ayete göre Tanrı Muhammed'e hitap etmektedir. Ona Kevser'i verdiğini bildirmekte ve verdiği bu nimet karşılığında Muhammed'den kendisine namaz kılmasını ve kurban kesmesini istemektedir. Burada geçen Kevser sözcüğü esas itibariyle çokluk anlamındadır ve yorumcular bunu çok büyük nimet olarak ya da cennetteki bir havuz ya da cennetin bütün ırmaklarının kaynağı olan bir nehir şeklinde tanımlarlar. Şimdi sorulacaktır, neden acaba Tanrı Muhammed'e böylesine büyük bir nimet, Kevser vermiştir? Verdiği bu nimet karşılığında ondan namaz kılmasını ve kurban kesmesini istemektedir. Sorunun İslam kaynaklarına göre karşılığı şöyledir. Muhammed'in Mekke'deyken ilk karısı Hatice'den dört kızı ve iki, bazı rivayete göre dört oğlu olmuş, fakat oğlan çocuklarının hepsi de küçücük yaşlarda ölmüşlerdir. Her ne kadar Muhammed Tanrı'ya oğlan çocuk vermesi için yalvar yakar olmuşsa da, bir türlü oğlan çocuk edinememiştir. Medine'ye geçtikten sonra Maria adındaki cariyesinden bir oğlu olmuş, ve ona İbrahim adını koymuş, fakat az geçmeden İbrahim de hastalanarak ölmüştür. Kendi neslini sürdürecek bir oğlan edinemediği için olağanüstü üzülürken, bir de çevresindeki kişilerin kendisi hakkında epter, yani nesli kesik diye konuştuklarını görünce, yukarıdaki ayetleri Kur'an'a koymuştur. Yani anlatmak istemiştir ki Tanrı oğlan çocuk yerine kendisine büyük bir nimet olmak üzere Kevser vaat etmiştir. Bunun karşılığında da kendisinden namaz kılmasını ve kurban kesmesini istemiştir. Çünkü namaz kalp, dil ve bedenle yapılan şükrün kendisi olarak önemli bir ibadet türüdür. Her ne kadar namaz İbadetin başı ya da bütün ibadetlerin ruhu ve dinin temeli sayılırsa da sadece namaz yolu ibadet yeterli değildir. Tanrıyı hoşnut etmek için namaz kılmaktan başka kurban keserek de ibadet edilmelidir. Kurban kesmek biraz önce değindiğimiz gibi yorumculara göre zekat ve sadaka vermekten daha fazla fedakarlık ifade eden bir ibadettir. Bu fedakarlık, sadece mali bakımdan değil, sembolik anlamda, kan akıtma bakımından da söz konusudur. Şu nedenle ki, vaktiyle İbrahim peygamber, Tanrı'ya bağlılığını kanıtlamak için en büyük bir fedakarlık olarak, kendi öz oğlunu boğazlayıp, kanına akıtmaya hazır olduğunu Tanrı'ya anlatmıştı onun böylesine büyük bir fedakarlıkta bulunacağını anladığı içindir ki, Tanrı ona koyun göndermiş ve oğlu yerine koyun keserek bu işi görmesini bildirmişti. Bundan dolayıdır ki, kurban kesimi, büyük bir fedakarlığın ifadesi olmak üzere, en büyük bir ibadet türü sayılır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Kur'an'a göre Tanrı, kendisine tefekkür anlamına gelen ve sırf yüceltilsin diye kendisi için kurban kesilmesini emrediyor. Daha başka bir deyimle yoksullara yardım amacıyla değil, asıl kendisine ibadet edilerek minnettarlık gösterilsin diye kurban kestiriyor. Tanrı ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanılmamasını emretmiş. Ali İmran suresi ayet 183 Kurban öyesinin peygamberliğin bir işareti olduğuna ve ateşin yakıp kor edeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak gerektiğine dair Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Doğrusu ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ait verdi diyenlere Sen ey Muhammed de ki benden önceki peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldürdünüz? Ali İmran suresi ayet 18 Bu ayeti Muhammed Medine'deki Yahudilerin kendisini peygamber olarak kabul etmemek amacıyla Doğrusu ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ait verdi. Şeklindeki iddialarını çürütmek için koymuştur. İslam kaynaklarına göre hikaye şöyle. Medine'deki Yahudilerin önemli kişilerinden bazıları, ki aralarında Kab İbni Eşref, Malik İbni Saif, Vehb İbni Yahuz'a, Zeyd İbni Manu, Finhas ibne Azura, Huye ibne Ahtab gibi kişiler bulunmaktaydı, gelip Muhammed'e şöyle derler. Sen Tanrı'nın seni bize bir Resul olarak gönderdiğini ve sana bir kitap indirdiğini iddia ediyorsun. Halbuki Allah bize, Allah tarafından gönderildiğini iddia eden bir Resul, bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe, kendisine iman etmemekliğimize dair ahit vermiş, yani böyle emreylemişti. Dolayısıyla, sen böyle bir mucizeyi gösterirsen, seni tasdik ederiz. Yani anlatmak isterler ki, gökyüzünden inen bir ateşin, yakıp kor edeceği bir kurban getirmedikçe, Muhammed'i peygamber olarak kabul etmeyeceklerdir. Onların bu sözleri üzerine Muhammed, istenilen mucizeyi gösteremeyeceğini bildiği için, Tanrı'nın yukarıdaki ayeti indirdiğini ve bununla şunu anlatmak istediğini söyler. Muhammed'den önce size o söylediğiniz kurban ve nur mucizesiyle peygamberler geldi. Bunlar arasında Zekeriya, Yahya ve diğer İsrail peygamberleri vardı. Fakat siz onları öldürdünüz. Eğer siz, sözünüzün delaleti ve çiyle, bu kurban mucizesi gösterilirse, iman edeceğiz demekte de sadık ve ciddiyseniz, o peygamberlerin için katlettiniz. Yani sizin ecdadınız onları katlettikleri gibi, siz de bugün hala onların düşündüğü gibi düşünüyorsunuz. Onların işledikleri bu cinayetleri hala onaylıyorsunuz. O peygamberlere iman etmiyor ve o cinayetlerden tövbekar olmuyorsunuz. Oysa Muhammed'e iman etmek için, bütün bu peygamberlere iman etmek şarttır. Siz onları tasdik etmeden ve o günahları tevbe etmeden, Muhammed'i onaylamış olamazsınız. Ve madem ki onlar kurban mucizesini de gösterdikleri halde hala iman etmiyorsunuz. O halde muhakkaktır ki bugün talep ettiğiniz bu mucizeye yine iman etmeyeceksiniz. Dolayısıyla ahit davanız iftira olduğu gibi bu talebiniz de yalandandır. Bu iftirayı onaylayacak nitelikte bir mucize olamaz. Dikkat edileceği gibi Muhammed'in söylemesine göre kurban mucizesi daha önce İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberlerin peygamberlik belirtisi olduğu halde Yahudiler bu peygamberlere inanmamışlardır. Hatta onları öldürmüşlerdir. Şu durumda eğer kendisi de kurban mucizesi göstermiş olsa Yahudiler ona inanmayacaklardır. Allah'a karşı hac ve umre şeklindeki ibadetin, kurban kesmek şeklinde yerine getirilmesi. Bakara Suresi, Ayet 196 Kur'an'ın bildirmesine göre, Mekke'deki Kabe, insanlar için ilk kurulan ve insanlara doğru yolu gösteren evdir. Orada Müslümanların ilki olan İbrahim'in makamı vardır ve Kabe'yi hac biçiminde ziyaret, Tanrı'nın insanlar üzerindeki hakkıdır. Ali İmran Suresi, Ayet 95-97 Ve bu hakkını Tanrı, İbrahim'e yaptığı şu çağrıyla belli etmiş, şöyle demiştir. Ey İbrahim, insanları hacca çağır. Yürüyerek ve arık develere binmiş olarak gelirler sana ki, o develer, her bir uzak yoldan kopup gelirler kendi yararlarına olanları görsünler. Tanrı'nın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların, belirli günlerdeki kurban edilmeleri sırasında Tanrı'nın adını ansınlar. Yiyin bunlardan. Ve güç durumdaki yoksulu da doyurun. Haç Suresi, Ayet 26-29 Yani Tanrı, Müslüman kullarını Kabe'deki evine çağırıyor ki, gelsinler de orada Tanrı'nın kendileri için yaptığı iyilikleri anlayıp, kendisine şükretsinler, kurban kessinler diye. Öyle anlaşılıyor ki Tanrı'nın hakkı, sadece insanlara bir takım nimetler sağlamasından değil, bir de İbrahim'e, oğlunu kurban edip onun kanını akıtacak yerde, koyunun kanını akıtma olasılığını sağlamasından doğmuştur. Hani sanki Tanrı, ey insanlar! Ben sizi, bana şükretmeniz için kendi çocuklarınızı kesme zorunluluğundan kurtarıp, hayvan kesme olasılığına kavuşturdum. Bu nedenle sizin üzerinizde, bu bakımdan da hakkım var. Benim adıma kurban kesin, der gibidir. Bu itibarla Kabe'ye hediye edilen kurbanlar Tanrı'ya şükür anlamında ibadet etmektir. Bundan dolayıdır ki kurbana hürmet gerekir. Maide suresi ayet 1-2. Kuşkusuz ki kesilen kurbanın eti yenecektir. Fakat kurban kesimindeki asıl amaç Tanrı'ya şükranda bulunmaktır ki, ibadetin ta kendisidir. Diğer yandan hac görevini, ya da küçük hac denen umreyi yapmaktan alıkonan kimselerin, Kabe'ye kurban hediye etmeleri gerekir. Yine bunun gibi, hastalık ve diğer nedenlerle hac ziyaretini yerine getiremeyenler, fidye olarak kurban keserler, oruç tutarlar ya da sadaka verirler. Bakara suresinde şöyle yazılıdır. Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alıkonursanız, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak da oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Bakara Suresi, ayet 196. Görüldüğü gibi burada kurban kesimi hac ve umre şeklindeki ibadetin yerine getirilmiş olmasını sağlıyor. Yani yoksula yardım, yoksulu doyurmak için öngörülmüş değil. Sadece Tanrı'ya ibadetin şekillerinden biri olarak belirtiliyor. Bunun dışında oruç tutmak ya da sadaka vermek var ki, bu sonuncusu yoksula yardım öyesini de kapsar nitelikte. Ancak, asıl önemli olan şey kurban kesmektir, yani Tanrı için kan akıtmaktır. Fakat herkesin mali durumu buna yeterli olmadığı için, kurban kesemeyenlere diğer kolaylıklar sağlanmıştır ki, bu yoldan Tanrı'ya şükranlıklarını belli etsinler diye. Kabe'ye kurban hediye etmek yoluyla Tanrı'ya ibadet usulü. Maide Suresi, Ayet 2, 95 Kurban kesiminin, sosyal yardımlaşmanın bir türü olmasından çok, esas itibariyle, kan akıtmak şeklinde Tanrı'ya ibadet olduğunun diğer bir kanıtı, Kabe'ye kurban hediye etmekle ilgili hükümlerdir ki, bunlar arasında, Maide suresinin 2. ve 95. ayetleri bulunur. Gerçekten de Maide suresinde, kutsal olarak nitelendirilen bazı şeyler vardır ki, bunlara hürmet edilmesi emredilmiştir. Örneğin, Tanrı'dan bol nimet ve rıza dileyerek beyti harama gelenlere hürmet edilmesi gerekir. Fakat bir de, Kabe'ye hediye edilen kurbanlığa da hürmet gösterilmesi emredilmiştir. Hatta sadece kurbanlığa değil, kurbanlık belirtisi olmak üzere, herhangi bir şeyden takılan gerdanlıklara da hürmet gerekir. Ayet şöyle diyor. Ey inananlar! Kabe'ye hediye edilen kurbanlığa, gerdanlıklar takılan hayvanlara, Rablerinden bol nimet ve rıza talep ederek beyti harama gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. Maide Suresi Ayet 2 Daha başka bir deyimle, Kabe'ye hediye edilen kurbanlık, ibadet aracı olarak hürmet edilmeye layık bulunmuş olmaktadır. Yine Maide Suresinde kurban kesiminin, bazı günahlardan, örneğin, İhramlıyken avı öldürmek gibi günahlardan kurtulmak için iş gören bir ibadet yolu olduğunu gösteren bir ayet vardır. Ey inananlar! İhramlıyken avı öldürmeyin. Sizden, bile bile onu öldürene, evli hayvanlardan öldürdüğü kadar olduğuna, içinizden iki adil kimsenin hükmedeceği, Kabe'ye ulaşacak bir kurbanı ödeme, ya da düşkünlere yemek yedirmek şeklinde kefareti veya yaptığının ağırlığını tatmak üzere bunlara denk oruç tutmak vardır. Maide suresi ayet 95 Görülüyor ki ihramlıyken avı öldürenler eğer bu işi bile bile yapmışlarsa günah işlemiş oluyorlar. Günahtan kurtulabilmek için ya düşkünlere yemek yedirmeleri ya oruç tutmaları ya da Kabe'ye ulaşacak bir kurbanı ödemeleri gerekir. Dikkat edileceği gibi, burada kurban kesimi, yoksulu doyurmak için öngörülmüş değildir. Çünkü ayet, yoksulu doyurma işini, günahtan kurtulmanın bir başka yolu olarak belirtmiştir. Ayette geçen kurban ödeme deyimi, Tanrı'ya takdimede bulunarak, Günahtan kurtulmayı öngörmektedir ki bu da ibadetten başka bir şey değildir. Tanrı kendi yüceliğini ve güçlülüğünü kanıtlamak amacıyla Musa'nın kavmine inek boğazlatıyor. Boğazlattığı ineğin kemiğiyle ölü diriltiyor. Bakara Suresi, ayet 67-73 Bakara suresinde Musa ve kavmiyle ilgili bir hikaye var ki, Tanrı'nın sığır boğazlatarak ölüleri diriltebilir olduğunu anlatır. Hikayenin özeti şöyledir: Musa bir gün kendi kavminin insanlarına "Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı buyuruyor." der. Bakara suresi, ayet 67 onlar bizi alayama alıyorsun diyerek önce itiraz ederler. Çünkü akıllarından tanrının kendilerinden inek kurban etmelerini isteyebileceği ihtimalini geçiremezler. Bununla beraber az sonra fikir değiştirirler ve ne cins bir sığır boğazlamaları gerektiğini sorarlar. Ey Musa, Rabbine bizim adımıza yalvar da onun, sığırın mahiyetini bize bildirsin. Bakara Suresi, Ayet 68 Musa'nın sorusu üzerine Tanrı, kesilecek sığırın ne kart, ne körpe, ikisi ortası yaşta, kusursuz, alacalı ve tarlada fazla kullanılmamış, olmasını ister. Tanrı'nın istediğine uygun bir sığır bulunup boğazlanır. Bunun üzerine Tanrı, Musa'nın kavmine hitaben. Siz bir kimseyi öldürmüş ve bunu birbirinize atmıştınız. Oysa Allah, gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır, der ve sığırın bir parçasıyla ona, ölüye vurun, diye ekler. Dediği gibi yaparlar ve sığırın bir parçasıyla ölüye vururlar, ölü dirilir. Tanrı onlara şöyle der. İşte böylece Allah ölüleri diriltir ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir. Bakara Suresi, ayet 69, 73. Kur'an, öldürülen kişinin kim olduğunu ve neden Tanrı'nın boğazlattığı bir ineğin parçasının vurulmasıyla ölüyü dirilttiğini açıklamıyor. İslam kaynaklarına göre rivayet şöyledir. Musa'nın kavminden çok zengin bir adam varmış. O adamın bir oğlu ve birçok yeğeni bulunuyormuş. Bu yeğenler zengin amcalarının mirasına konmak için onun oğlunu gizlice öldürmüşler. Sonra cenazesini kapıya koyup bağırıp çağırmaya ve cinayeti onun bunun üzerine atmaya kalkışmışlar katil bulunamadığı için toplumda fitne çıkmış. Ve işte katili meydana çıkarmak amacıyla Tanrı Musa'nın kamine sığır boğazlamalarını ve sonra sığırın bir parçasıyla ölünün üzerine vurmalarını emretmiş. Et güzel ama bütün bu işler için ineği boğazlatıp kana kıtmak niye? Eğer Tanrı yüceliğini ve güçlülüğünü kanıtlamak için ölüleri diriltebilir olduğunu ortaya koymak istiyor idiyse, mutlaka sığır boğazlatıp, onun kemiğiyle ölüye vurdurtması mı gerekirdi? Bu işi sığırı boğazlatmadan ve ölüyü oracıkta canlı duruma getirmek yoluyla yapamaz mıydı? Her ne olursa olsun, yukarıdaki konular şu gerçeği ortaya koymaktadır ki, kurban kesimi, esas itibariyle yoksula yardım amacına dayalı bir gelenek değildir. Bu gelenek, esas itibariyle Tanrı adına girişilebilecek fedakarlıkları ortaya koymak üzere, Tanrı adına kan akıtmak, böylece Tanrı'yı hoşnut edip, günahlardan kurtulmak gibi bir amaca dayalıdır. Kur'an'daki yeri de bu anlamdadır.